Amerika Birleşik Devletleri'ne Joe Biden başkanlık yemin törenine az bir zaman kaldı. İşte yemin töreni için haftalar öncesinden alınmaya başlanan sıkı güvenlik önlemleri de başkent Washington'da had safhaya ulaştı diyebiliriz. Çünkü 6 Ocak'ta Kongre'de yaşanan saldırı olaylarının bir benzeri de 20 Ocak'ta yapılacak olan yemin töreninde yaşanmasın diye başkent Washington başta olmak üzere birçok kente bariyerler yerleştirildi. Binlerce polis ekibi ve ulusal muhafız askeri konuşlandırıldı. Tüm mağaza ve dükkanların dış cepheleri tahtalarla kaplandı. Bu gibi tedbirler, yani ileri derecede tedbirler alınmaya devam ediliyor. İşte ilk günler sayısı 20 binin üzerinde olan National Guard, yani ulusal muhafızların sayısı da 25 bine kadar çıkartılmış durumda şu anda. Başkent Washington'da birçok eyalette de daha fazla sayıda ulusal muhafız gönderilmesi talebinde bulunuyor buraya gönderilmesi için. Hatta şu an Washington'daki ulusal muhafız sayısının Amerika'nın Irak, Afganistan ve Suriye'de hali hazırda bulundurduğu asker sayısından da daha fazla olduğu söyleniyor. Tabii yalnızca başkent Washington'da değil, güvenliği artırmak için diğer eyaletlerden olan Michigan, Virginia, Wisconsin, Pennsylvania ve Washington'da da ulusal muhafız birliği çağıran eyaletler arasında. Tabii Amerika'nın 50 eyaletinde de bu kadar sıkı güvenlik önlemi alınmasında FBI'ın uyarısı büyük önem taşıyor. Çünkü cumartesi günden başlayarak Joe Biden'ın başkanlık yemin edeceği gün olan 20 Ocak'a kadar tüm eyaletin, yani tüm 50 eyaletin başkentlerinde silahlı protesto eylemleri düzenlenmesi ihtimali konusunda FBI polis dairelerini uyarmıştı. Bu uyarı gerçekten etkili oldu. Çok sıkı bir önlem alınmış durumda şu an. O yüzden olası bir eyleme karşı tüm eyaletler tetikte. Ayrıca Teksas'ta 20 Ocak'ta yemin törenine kadar eyalet meclisini kapattığını açıkladı. Başkente alınan güvenlik önlemlerine şöyle bir baktığımızda aslında şu an Kongre binasına giden yolların hepsi kapatılmış durumda. Tedbir amaçlı başkente yakın eyaletlerden olan Virginia ve Maryland'in Washington'a gelen metro durakları da ulaşıma kapatıldı. Yani o yöne yapılan seferler geçici süreliğine durduruldu. Açıkçası polisler ve ulusal muhafızlar bölgede etten duvar örmüş durumda. İşte bu yüzden Washington'a girdiğimizde bir noktaya kadar ilerleyebiliyoruz. Yani şu an bizim bulunduğumuz noktaya kadar. Sonrasında sizi güvenlik güçleri durduruyor. Bölgeye yalnızca başkentte yaşadığını kanıtlayan ve basın mensubu olan kesim alınıyor. İşte içeriye girmek isteyen, burada yaşayan insanlar, Washington'da yaşayan insanlar da ID'lerini, yani kimlik kartlarını güvenlik güçlerine gösteriyorlar. İncelemeden geçtikten sonra ise o bölgede yaşıyorlarsa eğer alana alınıyorlar. Onun dışında basın mensupları ise özel bir, bunlar için özel bir durum var. Yabancı basın ve yerel basın mensupları alanda bir noktaya kadar alınıyor. Daha ileri gitmek içinse özel bir basın kartı gerekiyor. Şu an aktaracaklarımız bu kadar. 20 Ocak'a kadar bizi hareketli günler bekliyor gibi duruyor. Özlem Şenşer, Real TV, Washington.